Planları nasıl yapmaya başladın? İlk etaptan gel giriş yapalım bak. Soru sayılarını hiç sıkılmadan Mayıs'ın 8'ine kadar yazmış bir Eren var. Evet. Bu Orada çok da manidardı. Tam 5 Temmuz'da almışım. Bir hafta sonra alsaydım tam son gününe yetişilecekmiş mesela. Evet. 5 Temmuz'da başlamış, 15 Temmuz'da bırakmış çalışmaları. Sonra yaz tatili. Evet, 10 evet. günde acaba neyin tatili bu? Çok yorulmuşum hocam. <laughs> <laughs> hafta başına notum. Bu hafta eski hale dönüyorum. Günlük soru sayılarım her gün rekor kıracak. Hemen çeviriyorum bak. 31 Ocak. Yeni dönem öncesi mola. Hani isimleri de var ama. İsimleri değiştirdim. Kılıf uydurmuşum öyle. Ve burası da. son saatte 126 saatte Başardım diye bitirmiş defter. Planlamayı konuşalım istiyorum birazcık da. Planlama. Çok detaylı bir şekilde. Planlama defterini çok iyi kullanmış Eren. Yani hatta takvimi de çok iyi kullanmış. Birazdan ekranda fotoğraflarını göreceksiniz sizler zaten. Soru sayılarını hiç sıkılmadan Mayıs'ın 8'ine kadar yazmış bir Eren var. Evet. Son bir ay kala... Burayı yazmayı bırakmış. Birazdan soracağım kendisine. Planlama defterinde artık son 33 gün kala demiş ki artık yeter. Yazmak evet. istemiyorum demiş. Ki hiç şaşırmadım. Çünkü analiz yapan bütün öğrenciler de artık son bir ay geldiğinde hatta Haziran 1 deninde kimse elini almaz artık böyle Analiz yapayım işte şuradan şu konum eksikmiş falan yerine artık sadece denemeleri yapayım. Çözeyim çıkayım çözeyim çıkayım. Benim olan hep tek bir ricam vardır. O dönemlerde ne olur denemeleri aksatmayın. Bu bir. ikincisi de gri soruları. Öylece bırakmayın, onları beyaza çevirin derim. Eren şöyle başlangıcı yapalım mı? Başlangıcı herhalde 5 Temmuz'da yapmışsın buradaki soru sayma kısmı evet. için. Öyle görünüyor. Planları nasıl yapmaya başladın? İlk etaptan gel giriş yapalım hadi. Hocam biz tatile giderken bir kitapçıya uğrayıp bu defteri aldım ben. Tamam. Tatile gidiyorduk. Tatile giderken ilk başlarken 5 evet. Temmuz. 5 Temmuz yani. 2021. Ha, 2021. Bu arada çok da manidardır. Tam 5 Temmuz'da almışım. Bir hafta sonra alsaydım tam son güne yetişmeyecekmiş mesela. <laughs> tam son sayfaya sınava yetişti. Bu sınav günü burası. Süper. Onu da yeşile boyamış hatta evet, böyle yeşile içine. boyadım. Güzel gözüksün diye. Güzel. Ee, 5 Temmuz'dayken hocam aldım İşte o gün ne çözdüysem soru sayısını yazmaya başladım. Hı -hı. İşte burayı ilk başta saat olarak kullanmaya çalıştım. Sonra Hı -hı. bana çok zor gelince dedim ki işte o 1-2-3 var ya. Hı -hı. Onların her birine atıyorum. 40 soru başına bir e, puan ilerleteyim dedim. Atıyorum çok orada 3'ün gösterdi. şey aslında 120 soru çözmüşüm demek oluyor. Çok güzel. Ee, bu şekilde gitgide kendimi geliştirdim. İşte Farklı şeyler yapmaya başladım. İşte hı hı. Haftaya motivasyon sözü bırak falan kısmı var ya burada. Kendim yazmışsınız <laughs> mesela. Altına evet. kendim de bir paragraf yazdım falan. Haftali. Süper. İşte. Mesela ben şunu dikkatimi çekti. Ekranda bunu hatta şöyle paylaştırdım. Mesela burası 31. sayfaymış. Örnek veriyorum. Demişsin ki işte pazartesi biyoloji var. İki tane konu yazmışsın alt alta. Salı yine biyoloji, çarşamba fizik. Mesela Perşembe, cuma, cumartesi konu isimleri bile yazmamış. İlk başta herhalde sadece genel ilerledi. Yani, aynen öyle. Derslerin adını yazayım falan diye Sonra detaylara girmeye başlamış Mesela bir salı elektrik, analitik, asit, baz, atom ne varsa takarak. -ta -ta -ta. Bu duygu durumları nasıl değişti? Mesela o... burada da boşlar var ha. Bunları da ekrana yansıtalım mesela. Bunlar niye boş geçiyordu? Muhtemelen tatil günlerdir hocam şunlara denk geliyorsa. 19-20 sene denk geliyorsa. Neyin tatili bu? Normal yaz tatiline gitmiştim bir hafta. <laughs> Muhtemelen hazır. 5 Temmuz'da başlamış, 15 Temmuz'da bırakmış çalışmaları. Sonra yaz tatili. <laughs> evet, 10 hocam. günde acaba neyin tatili bu? Çok yorulmuştum hocam o gün. Peki orası tatil. Hakikaten iyi bir tatil vermişsin orada. Sonra yeniden 26 Temmuz sağlara dönmüşsün. Evet sağlara sağlam dönmüştük o zaman. Ama iyi dönmüşsün hakikaten. Pazar günleri full dinlenme günü yaptın mı? Full değil hocam ya yarım. Yani. Genelde yarım görüyorum. Bazı günler full gibi. Bazı günler mesela full çalışma gibi. Çok öyle bir yani pazar günü benim dinlenme demiyordum yani. Dinlendin, dinlenmeyi nasıl yapıyordum? Dinlenme yok hocam ya. Niye? Ben, vallahi şöyle söyleyeyim. Dinlenme çok yoruluyordu mesela. <laughs> Diyordum ki o yorulduğun gün de biraz başlıyordum sabah. Hani boş geçmesini istiyordum. Hmm. Ama baktım hmm. ki o olmuyor. O gün bırakıyordum. işte videolar izliyordum sadece. Hmm. Konu videosu izliyordum yine. Ama öyle tamamen boş gün sayılıdır yani. Sayılıdır. Aslında boş değil orası. Dinlenme yine dolu. Yani. Boş demeyelim. Boş Çünkü demeyelim. Doğru ben bazı ben, öğrencilerim ısrarla evet. dinlenmeyi yüzde yüz tavsiye ediyorum. Hmm. Çünkü dinlenme olmadığı anda yok. İşler bazen sarpa sarabiliyor birçok öğrenciler. Peki devam ediyorum şöyle. Hep günler üzerinden çok iyi dağıtmışsın bazı yerlere soru sayısı hedefi koymuşsun. Evet bazı haftalar o, onlar genelde motivasyonu düşük oldu haftada. Mesela bir önceki hafta ben hedefi koymuşum 1400'e tamam. çözebilmişim 800. Diyordum hmm. ki yani ben elime geleni yapmamışım demek ki bu hafta diyordum. Tamam. Ve sonraki haftaya hedefi yine 1400 koydum bu sefer yapacağım diyordum. bir şekilde yapılıyordu yani. Peki soru sayısını saymak seni böyle şey yapıyor mu yani bazen of, ne uğraşıyorum falan. Yok hocam benim arkadaşım hep diyordu oğlum diyordu niye sayıyorsun işte ne gerek var. Çünkü... Ama ben hep faydasını gördüğüm için devam ettim. Çünkü bir yıl boyunca kutuları da yani hiç erinmeden, üşenmeden yazmışsın. Çok nadir görüyorum. Mesela koca ayda bir tane boş var. İşte koca ayda sadece iki tane boş var. Mesela 65 soru çözüp kapattığın gün de olmuş. 213'ü yaptığın gün de olmuş. 400 bile var hocam arada. 306'lar, 400'ler. Güzel. Bunlar herhalde zaten konularda iyi olup olmayışımıza göre gidiyor. Evet, Peki günlere dağıtma olayını nasıl başardın kendi içinde? Yani bugün fizik olsun, bugün kimya onu nasıl belirledin? Hocam şöyle ben sabah kalkıyordum. İşte paragraf, problem. E, geometri bir de bu TTF'nin branş denemeleri. Çok güzel. İşte çözüyorum. Ama farklı kaynaklar aldım. Mesela Aydın'ın e, fiziğiyle kimyasını aldım. Palmen'in de biyolojisini aldım. Güzel. Bu üçünü topluyordum. Hepsinden birer deneme koparıyordum. Çözüyordum. Süper. E, bu şekilde sabah başlıyordum. Sonra işte bakıyordum neyim eksik benim konularda. Benim çizelgem vardı konu çizelgem. Birinin üstüne daha sabah güne başlarken çizgi katıyordum. Hı, -hı. Ki bugün bu bitecek. Bitti. Çiziyordum üstüne yani. O gün bitiyordu o konu. Çok güzel. O şekilde ilerliyordum. Yani tamamen spontane. Sabah kalkıyordum, şu konuya çalışacağım, sil devam et. Şimdi rutinler o şekilde. Hı -hı. Peki diğerleri spontan mı ilerliyordu? Hocam, tamamen kafama ne istiyorsa o gün yani. Hani benim pazar günleri matematik günümdür diye bir şey yoktu yani. Peki açıklarını neye göre buluyordun mesela? Analizlerini sen mi tutuyordun? Hocam, şöyle söyleyeyim. Açıklar benim çok barizdi. Benim öyle diğer arkadaşlar hmm. gibi matematikte işte 5 yanlış öbüründe 10 yanlış yoktu. Benim matematik full'e yakın, fen full'e yakın. şu i̇şte sosyal 15 net civarında. Tamam. Türkçe geliyordu 20 net atıyorum. Hı -hı. Çünkü diye bilgisi ben 11 soruyu direkt boş bırakıyordum. Hiç bende sıfır diye o, yani. ya o kadar yani. sıfırdım hocam. Ben merak ettim. Burada mesela hiç yazmamış mısın hakikaten Türkçeyi? Onu şu an çok yani merak bakın, ettim. Bakın hani arada yazmışımdır şu sağ tarafa işte. Diye bilgisi kampına başlıyorum, yaşasın falan yazıyordum. Sonra olmuyordu yani. Hep sonra son bir ayda ciddi ciddi diye bilgisi çalışabildim. Evet şöyle bakıyorum mesela gözüme Türkçe çarpmıyor. Yani dil bilgisi ne zaman çarpmıyor? Paragrafları falan var. Paragraflar. Birkaç mesela şurada bir isimleri gördüm. Bakayım devam etmiş mi o? İsimler kalmış gibi <laughs> sanki böyle. Devamı. Aa, yok devamı. Yok hocam başlıyorsun kalıyor orada. Şu sol bölgeyi dersler bölgesini çok iyi yine. Bu arada 1 Kasım 7 Kılıçdur. 4 gün yine boşum var. Yine tatile mi gittin orada? Bak şurası. Valla olur mu olur hocam <gülüyor> Yazılı <gülüyor> haftası. Evet sınav haftası var burada. Sınav Belki onu alabilir. Ha, sınav haftası evet. Ondandır. Güzel. Sınavları çalışmaları yazmadım oraya. Tamam, YKS odaklı kullandım. Süper. Mesela bir tane notunu okuyayım mı doğaçlama. Tabii hocam. Yani dikkatimi çekti. Güzel bir şey, şey çıkmaz. Hafta başına notum. Bu hafta eski hale dönüyorum. Günlük soru sayılarım her gün rekor kıracak. Aynı zamanda iki TYT denemem olacak. Onlarda da olağanüstü başarılara moral bulacağım. Fişek gibi geri dönüyorum. Üç haftanın sonu demişsin ve üç haftanın bir kızgınlığı herhalde varmış. Evet, işte. O sınav haftası falan. Derken 8 Kasım'da o hafta toplam 874 soru çözmüşsün mesela. Benim hedefimin altında normalde mesela. Değil mi? Bayağı bir altında kalmış. Evet. Kendin herhalde bayağı böyle bir konuşuyordun sen. Ben buraya tamamen hani kendim pohpohlamaya giriyordum. Açıyordum. Eren öyle yapacağız, böyle yapacağız oğlum falan de öyle devam ediyordu. Harikasın abi. Son haftalara geldiğinde artık biraz da olay değişmeye başlamış herhalde. Yeni bir mesela paragraf kitabı almayacağım. Bunlar bitince denemelere geçmeyi düşünüyorum demişsin. Evet. Süper. Aralıkta artık Bambaşka bir dönem gelmiş. Yıl başında iki gün, abi yılbaşı diye dinlen durmak nedir Yılbaşında ya? Yıl başında dinlendik hocam. hani biz az önce dedik ya dinlendim falan yok dinlenmedim falan diyor ama böyle yılbaşı yarım <laughs> iki gün yok ortada tamam. herhalde. şöyle bakıyorum. Bir kutlama oluyordu gidiyorduk mesela <gülüyor> <gülüyor> Dinlenme gibi değil. Tamam aslında bunlar da bize çok gerekli. bunlara lazım. Hani şöyle bunu söyleyeceğim. Hani full çalışma deyince sanki öyle eyvah hiç ara vermedi mi hiçbir şey yapmadı mı değil. Yani bu vakti önce de tamam. deşarj olmuşsun yani bu bizim olmuşsun. için önemli. Ama çok sadece hani YKS'ye ara gibi değil. Yani yılbaşı yılbaşını kutlamaya gidelim tarzındaydı. Ama bizim için YKS aradır bu. Yani. Ya. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Öğrenciye böyle diyorum. Hocam bunun YKS yok ya. Biz normal yılba <gülüyor> <gülüyor> yılbaşı. Bu Ocak'ta bir pazar... Bak şimdi pazarları dinlenmeler gelmiş. Bak şimdi buldum. Bir saniye. Dur şimdi. <laughs> evet, bak 24 Ocak'ta bir dinlenme günü. Pazar. Bak 87. sayfa. Ha şimdi oraya geleceğim. Bunalmalar artabiliyor arkadaşlar. Hemen çeviriyorum bak. 31 Ocak. Yeni dönem öncesi mola. Hani isimleri de var ama. hani... <laughs> İsmi değiştiriyor. Kılıf uydurmuşum hocam. <laughs> Ama bunlar dediğim gibi hiç vizanı şey değil, sıkıntı Tabii. değil. Bunlar ihtiyaç. %100 yüz söylüyorum. Bak düşün. 4, 14 Şubat'ta o hafta mesela 93. sayfadayız. 8 tane atom soru çözüp kapatmış. Evet. Şimdi 8, 8 atom ne yapılır ki mesela? O günü hani? çok net hatırlıyorum hocam. Şu an gözümün önüne geldi. <laughs> Benim kimya hocamız sağ olsun bir performans ödev vermişti. Tamam. Bir süre ama kaç yüz soru olduğunu hatırlamıyorum. Çok fazla kimya sorumuz vardı. Ben hadi bitireyim bugün diye başladım. Baktım sorular saçma sapan sorular hocam. Çok sinirlendim. 8. <laughs> soruda dedim ki ben daha çözmüyorum dedim. Bıraktım ha, attım. Öyle bıraktı zaten. Bıraktım. O gün de daha çalışmadım. Çok sinirlendim hocam. Tamam hocam. çok iyi yapmışsın abi. Çünkü dedim ya bazen işte hani örnek veriyorum işte bir gün işte 29 organik çözüp kapatmışsın vesaire. Hani olabiliyor mu? Çok çok rahat olabiliyor bunlar. Olmalı da. Çünkü planlı olmayan dinlenme bazen yerini şeye bırakıyor. Plansız bir dinlenme de bırakabiliyor. O da bir ihtiyaç. Hiç problem değil. Onu bir kez daha söylüyorum. MSÖ'nü merak ettim. Kaç bin geldi MSÖ'ye? 800 küsur. Hocam bende şöyle değişik bir durum var. Bütün hmm. çıkmışları ben şeye girdim mesela. internet sitesine yazdım böyle. E, o hepsinde 800 küsur geldi benim. Bütün hmm. hepsinde 800 küsur geldi. MSU'da da 800 geldi. E, gerçek sınavda da hamda 621 geldi. Işte. 620 senin evet. MSU biraz daha yakın. Sabah evet. bir arkadaşımız vardı. Onun da MSU 6000 6000'lerde falan gelmiş. Genel sıralama 500'deydi. sana daha farklı Hocam, bir şey olmuş. MSU hani... THT'ydi ya sadece. Evet. Ben gerçek sınavda ham tyt 197 yaptım yani ya göre bayağı gelişmişim ben o 3-4 Süper. Ayda. Ramazan bir, Ramazan iki, Ramazan dönemleri. Ya bu dönemler hepsi geçecek de biliyorsunuz değil mi? İzleyiciler de bunu hep fark edecekler. 4. hafta geçmiş şöyle. Orada hiç bırakmamışsın belli. Ramazan kampları hep hocam. İki senedir katıldım ben. Süpersin abi. İki Az kaldı dayan aslanım diye böyle bir altına da şey. <laughs> ne demiş? Gün gelecek bu imzanın bir değeri olacak demiş. Kendi imzası. Yani. Harika. en yani son noktada son 40 gün artık biraz daha buraya yazmayı azaltacağım dediğin günler herhalde. Son 33 gün. Sonra demişsin ki artık geleceğim ve başaracağım yazacağım. Sadece şurasıydı galiba değil mi? Orasıdır. Hocam. Başardım yazabilmeyi nasip etsin inşallah demişsin. Ve şurası da artık son sayfa. 126. sayfada başardım diye bitirmiş defteri. Planlama kısmı da herhalde böyle oldu. Süper ya. Vallahi planlama alakalı peki var mı böyle bir hatta ya da hocam? Şunu daha çok dikkat edebilirim dediğim birkaç bir şey. Onları da dinleyelim. Vallahi hocam nasıl diyeyim? Ben bir işte özel koçum vardı bize gelen. Işte Hı -hı. Yardımcı oluyordu. Ee, sağ olsun çok emekleri büyük. Bana lise sınavına da o hazırlamıştı. Ona da bir selam ee, Ona da tabii. Erdal hocama da buradan büyük selamlarımı yolluyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇şte onunla beraber çok çalıştık. Sonra son aylara doğru ben dedim ki hani kendim çalışsam beni daha iyi götürecek diye düşündüm. Ee, Erdal hocayla işte ara verdik. Kendim çalışmaya devam ettim. Ee, belki biraz daha ardılcıyla devam edebilirdim. Çünkü arada motivasyonlarım düştüğünde hmm. mesela öyle konuşacak biri gerekiyordu falan. Evet. Ama onun dışında benim çok büyük bir pişmanlığım yok ya. Çünkü şey, istediğimi elde ettikten sonra pişmanlık Değil mi? Diyorum. Sonu olduğu için zaten her şey yolunda. Peki, çok teşekkür ediyorum Eren. Valla çok güzel oldu. Bu videomuz da çok iyi oldu. İki video çektik Eren'le. İkisi de çok tatlı oldu. Yani planlama tarafını ben çok merak ettim. Çünkü böyle güzel çok iyi kullanmışsın. Bu da zaten ben de art daha da vermem ben bunu. <laughs> Ayaklarına sağlık. İyi ki teşekkür geldin. Abi. Arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Kendinize çok çok iyi bakın o zaman. Görüşmek üzere. Güle güle.